genel izleyici için uygundur. Sevgili arkadaşlar, bugün deneyim bazlı pazarlamadan bahsedeceğiz. Yani ne demek deneyim bazlı pazarlama? İşte platformlar var hayatımızda. Her şeyi platformlar üstünden yapıyoruz. Web sitelerini kullanıyoruz ama telefonlarımıza bir uygulama indiriyoruz ve uygulama üstünden çeşitli hizmetler alıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte ev kiralıyoruz, seyahate gidiyoruz, araba kiralıyoruz, taksi çağırıyoruz, alışveriş yapıyoruz. Bunların hepsinin arkasında esaslı bir deneyim yatıyor. Nasıl bir deneyim yatıyor? Şimdi ben bundan 20 sene önce bir yerde tatile gidecek olsam bir otelde kalırdım. Ama şu anda bir opsiyonum var. İşte başka bir platform üstünde insanlar evlerin boş kalan odalarını ya da yazlıklarını kiralama hizmeti olarak sunabiliyorlar. Başka insanlar orada kalıyorlar. Sonra onları değerlendirmesini yapıyorlar. Karşılıklı bir değerlendirme var orada. Değerlendirme sürecinin içerisinde de bir puanlama oluşuyor. Bu puana göre insanlar esasında temel bir davranışı devam ettiriyorlar. Nedir o? Güven. Bir araba kiralama servisi modeline baktığımız zaman Amerika'da gençlere soruyorlar. Niye bu araba kiralama servislerinden faydalanıyorsunuz diye. Cevap şu oluyor. Bir, kendi araba aldığımda onun ekstra bir maliyeti var. Sigortası var, park parası var, bakımı var. İkinci elde sattığım zaman değerini kaybediyor. Halbuki ben bu araba kiralama ortak havuzundan faydalandığım zaman şöyle bir avantaj yakalıyorum diyor. İstediğim zaman istediğim arabaya biniyorum. Farklı bir şoförle farklı bir deneyim yakalayabiliyorum ve bu maliyetlerden de kurtuluyorum. Fakat bu araba kiralama modelinin başlamasının sebebi ya da taksi kiralama da diyebiliriz buna. Esasında baktığımız zaman işte hava koşulları sertleştiğinde iş çıkışları saatlerinde taksi bulmak, araba bulmak çok zor oluyor. Ne yapıyor bu araba kiralama modelini yaratan şirketler? Fiyatı talebe göre ayarlıyorlar. İnsanların çok ihtiyacı olduğunda fiyat yukarı gidiyor. İnsanların ihtiyacı azaldığında fiyat aşağı düşüyor. Böylece insanlar hem ihtiyaçları olduğu zaman arabayı her zaman bulabilmenin basitliğinden ve kolaylığından faydalanıyorlar. Arabalarını buraya koyan taksi şoförleri ya da işte arabalarını kiralayıp bu hizmeti verenlerse fiyat avantajlarından faydalanıyorlar ve birbirleriyle çok daha hızlı bulaşabildikleri için de bu iş modeli çok verimli bir şekilde çalışıyor. Bunun arkasında yatan deneyim de şu oluyor. Kullanıcı da arabasını kiralayan da birbirlerini değerlendirdikleri için orada bir deneyim oluşmuş oluyor. Ve buna biz deneyim bazlı pazarlama diyoruz. İş modellerinde başarılı bir şekilde devam edebilmesi için bu modeller çeşitlenerek büyüyor. Bu programda deneyim bazlı pazarlamadan bahsettik. Bir sonraki programda görüşünceye kadar sevgili ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.